Gerek yok. İçmeyeceğim. Babacığım, senin çayını tazeleyeyim mi? Daha da öyle ben bunu. Kız yeni gelin. Sen bir de muhlama etsene, yiyeyim ben. Çok canım istedi da. Hemen anneciğim. Ama kızım sen bu aralar yine çok yoruyorsun kendini ya. Aşk olsun yani dönürüm ha. Yani bir tanecik muhlama istedim diye mi bu lafı ediyorsun? Teessüf ederim yani. Dönürüm doğru diyor Asiye. Gene bu konaktaki bütün işler bellak elime kalmış. Görmüyorsunuz mu? Ben bu eve 3 tane hizmetli almadım mı? Onlar Kaan abinin odasındalar babacığım. Ne? 3'ü birden mi? Aha. Yoo. Bu konakta adam başına 1 tane hizmetli düşmüyor. Kaan ağa tutmuş 3'ünü birden parsellemiş, öyle mi? Aha. Bize de bir tane düşmüyor ama sen de 3'ünü birden parsellemişsin. Yok. Lafını bil de konuş Müsellim. Densiz. Densiz de dengesiz. Aman sen niye dede değil ki abi? Sanki yani bu konakta bizim derdimizi takan mı var? Görmüyor musun? Millet deveyi hamuduyla götürüyor, biz bir dilim ekmeğe zor yiyiz. Merhaba, sizin ikinizin de var ya ataşı başına vurmuş, biliyor musunuz mu? Ağzınızdan çıkarak kulağınız duymuyor bu yüzden. Babu, yeter biraz celallenmeyik. Bak şirinimiz aramızda. Topluca mutluca yaşıyoruz, ne güzel. Ha, doğru duyun benim damadım. Kızım nasıl da doğru yolu buldu, baba evine geri döndü. Ona baba evine dönmek demeyelim de kocaya döndü diyelim babacığım. Sonuçta ömrümüzü sonuna kadar burada yaşayacak delik yani. Vallahi benim malda mülkte evde hiç gözüm yok. Bizi ayırmasınlar yeter. Burada size hiç kimse hiçbir şey yapamaz benim kızım. Burada mutlu, mesut, ömrümüzün sonuna kadar yaşar gideriz. Eminim giderik. Allah da razı olsun babu. Ama şimdi duranların ağası olarak Baran Duran iç güveysi geldi de dedirtmem yanlış anlama. İstersen bunu bu masada müzakere etmeyek benim damadım. Emrin olur babu. De haydi. Kahvaltılarımız bittiyse kalkıp şu ırgat çadırını bir ziyaret edelim. Ne dersiniz? Babacığım abimi de götürecek misiniz? Kimi? Kaan'ı mı? Onun gitmek isteyeceğini pek sanmıyorum babacığım. Biraz tuhaf bugünlerde. Öyle mi? Ne bak? O halde gidip bir ziyaret edek şiddet mağduru ağamızı. Hı? Babu, müsaade eder misin? Ben de gelin yeğenimi göreyim, ciğerim Allah bilir ne haldedir. Ne halde? Gidin ve görün. Çayır değil mi bu? Aa, kesik çayır. Hatta sanırım Kaan'ın odasından geliyor. Vay dahisi kurban. Babu, müzik ruhun gıdası derler ya. Demek o da türküyle yapıyor kahvaltını. Ya haydi. Gidip bakak bakak. Ne duyurmuş, neyle ne duyurmuş. Aman ben yandım, 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 yandım. Ne oluyor burada? Tövbe! Ne durdunuz yine? De haydi oynayın bakalım kızlar, oynayın, oynayın. De haydi bana da gösterin de beraber kıvırtak. Ha, ne dersiniz? He ya, bak ben bir de böyle yapıyor. Nasıl? Böyle mi? Maşallah ha, maşallah. Oo, siz de oynayın. Süzülme kızım, de haydi. Ya
Hayır, ne yapıyorsun bir git ya, Allah Allah. Ne oldu yanım, beni beğenmiyor musun? Bıyıklı adamlardan hoşlanmıyorum ben, haydi. Allah Allah, ulan herkes ölüyor. Neden ölüyor? Nasıl hala iyiyim böyle? Beğendin mi? Fena değil benim babam, fena değil. Ama koordinasyonum biraz zayıf. Belini tam kullanamıyorsun. Böyle. Ter. Hadi. Siz de odalarınıza. Sizi gidi oynaklar sizi. Kaan. Gel buraya. Şuraya bak şuraya. Düğünüme bak nasıl da kıvır diyorum. Şunlara bak Kaan şunlara. Şu düğünümün haline bak. Benden başka biri oynadığı zaman hiç yakışmıyor biliyor musun? Fakat babam haklısın. Hiç yakışmıyor. Yazıklar. Baran! Eder. Kapat şu evi. Kapat. Görüm ki iyileşmişsin Kaan'a. İyileşmek? Ha. Ben? Baba sen ne diyorsun? Benim daha en az 4 tane kafa ameliyatı olmuş. Hey! Cevap verme bana. Ya hadi hazırlan gidiyoruz. Siz gitseniz ben biraz daha. Ya ben biraz daha. Yok öyle ya ama. De hadi hazırlan gidiyoruz. Kapış. Yakala. Gelin bakın çocuklar gelin. Gelin bakın çocuklar gelin. Gel. Arkaya gel. Ben Rudarol, ben Rudarol. Dur şu abi abim gel. Koş. Hoş gelmişsin ağam. Hayır olsun inşallah. Hayır. Merak etmeyin. Şöyle bir ziyaretinize gelelim dedik. E tabii evlerimiz boş gelmeyi de istemedik biliyor musun? O sebepten arabalara erzaklar koyduk. Sen de söyle adamları da taşıyıp dağıtsınlar. Hemen ağam. Kalender Bey belediye başkanlığına aday oldu. O yüzden de gelip dertlerinizi dinleyip derman olmak istiyor. Allah bin kere razı olsun ağam. Sizden de. Şu senin elemanları bir topla, bir çağır gelsinler de onların dertlerini bir dinleyek biliyor musun? Yani hem dertleri dinleyek, bir yaraları varsa anlayak, merhem olmaya çalışak. Çağırırdım ağam ama. Aması ne Adem Efendi ha? Aması ne? Bütün millet ileride toplaştı. Dertlerini anlatmaya başladılar bile. Kime? Mühteber ağaya. Ne? Mühtebere mi? He ağam, az evvel geldi. Bütün kadınları çağırdı, toplantı yapacağız diye. Mühteber öyle, nasıl yani? Benden önce buraya öyle mi? Olmaz. Böyle bir şey olabilir mi? Çekil. Niye ki? Ne? Çekil. Gol! Ya ben, diğer adaylar kim mi? Size böyle antin kontin oyuncaklar dağıtıp kenara çekilmeyeceğim. Her birinizin çocuğunu okullu edeceğim. Ben bu çadır kenti yıkacağım. Neden? Çünkü ben her birinize betonarme ev yapacağım. Vallahi bahçesine de beton dökeceğim ki evinizin içine toz torpak girmesin diye. Hoş gelmiş. Bakın kimler gelmiş. Mühteber. Ne? Ayıp olmuyor mu?
yerine getiremeyeceğin vaatleri verirken hiç utanmıyor mu? Ben şimdiye kadar yapamayacağım hiçbir şey için söz vermedim kalender. O vakitte bakalım muhteber. O bahçalı, avlulu evleri neyle vereceğim bunca insana? Ha. Şimdi bugüne kadar anda bu aşiretimizin bu topraklardan beslendiği yeter artık ha. Bambuk leydiniz olarak anda bu erkek ağalardan alıp size her şeyi misli misli iade edeceğim. Oh. Bence de boş. Alem de. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Muhteber duran kim? Arabaları düşünmek kim? Bence o düşünmemiştir zaten Dünürüm. Doğru söyleyin Kamil Efendi. Belli ki o abiri akıl veriyor. Ben ona o aklı vereni çok iyi biliyorum. Kesin Kamil'le yönlendirmiştir onu. Doğru doğru. Kesin Kamil'le alabacı yönlendirmiştir onu. Yazıklar olsun Dünürüm. Bir karına sahip çıkamadın ya. Bak görüyor musun? Elimize ayağımıza dolanıyor. Aşk olsun Dünürüm, o nasıl söz ya? Siz sanki kendi karnınıza sahip çıkabildiniz. Bir saniye. Bence siz yanlış noktaya odaklanıyorsunuz. Bu mesele bu kadar basit bir mesele değil. O ne deme oğlum? Şimdi babacığım, ırgatların sorunlarını dinlemek seçim kampanyası yapan herkesin başvurabileceği bir yol. Asıl önemli olan Muhteber Ana'nın senin gideceğin yere senden önce gitmiş olması. Biz ne diyoruz? Demek Muhteber abla oraya gideceğinizi sizden önce biliydi, öyle mi? Ha. Demek o zaman aramızda bir ajan var. Ama coştunuz ha, Allah aşkına kim ajanlık yapacak içimizde? Sen dayıcığım, sen. Ben mi? Evet sen, şaşırdın değil mi? Şimdi sana soruyorum dayıcığım. Sen dün benim anamın evine Şirin'i kaçırmaya gittin mi, gitmedin mi? Gittin. İşte her şey çok açık. Direkt orada yumurtlamışsın her şeyi. Lan der lan oğlum. Ben kendi evime bile girerken... akla karayı seçtim. Kendi evime hırsız gibi girdim. Evet ya. Geldi beni kaçırdı, sonra çıkıp gitti. Nereden biliyor? Sen hatırlıyor musun? Bayılıktın sen. Ana! Ben alnımın akıyla karımı kaçırdım, koydum sizin eve ya. Yani ben şimdi ablamın yanında mıyım? Bakın ben neredeyim? Buradayım. Demek muhbirlik için yanımızdasın. Akıllıca. Bravo Müsellim amcacığım, bravo. Sen de olayı anladın hemen. Babacığım, içimizdeki haini galiba buldum. İçimizdeki İrlandalı Baran Duran'dır. Ne dalı ne bu? Ne diyorsun lan sen? Allah'ıma basıp çıktığı kadar bağıracağım şimdi ha. Baba göz göre göre bana iftira atıyor. Madem iftira, madem suçsuzsun, ispat et o zaman Baran Efendi. Lan işlemediğim bir suçu ben nasıl ispat edeyim Hasan'ım? Allah'a bak, kulağıma bak şimdi. Ben koca ağalığı bırakmışım, karımı almışım, gelmişim yalnızdayım bak. İşte benim babam, işte. Kendi kendini ihbar etti, beni doğruladı. Soruyorum sizlere ahali, beni iyi dinleyin. Koskoca Baran Duran'ın iç güveysi olarak bu konakta ne işi var? Aşktan! Sen ne anlarsın aşktan? Aşktan buradayım oğlum. Ben Şirin'im için maymun olmuşum, iç güveysim olmayacağım. Baba, hayırdır kurban, niye bir şey demiyorsun? Ne diyeyim? Hanginizin haklı olduğunu anlamanın bir tek yolu var. Bu da seni sorguya çekmek. Ya baba şaka mı yapıyorsunuz Allah aşkına? Yok. Sakin ol benim kızım. Kocan suçsuzsa sorgudan sapasağlam çıkacaktır. Ama eğer kim muhbirse işte o vakit metin olman lazım gelecek. Ne diyorlar ya? O niyeymiş ya? Çünkü...
Muhbirliğin cezası ölümdü. Ya iyice abarttınız. Ya bu benim kocam. Baran. Ya geldi sadece beni kaçırdı buraya getirdi bu kadar basit. İşte bütün mesele de bu benim kardeşim. Bakın burası çok önemli. Şimdi soruyorum. Madem Şirin'i kaçıracaktın, neden bayıltarak kaçırdın da bayıltmayarak kaçırmadın? Lan racon mu? Racon mu oğlum racon? Tamam. Onu kapanmıştır. Daha iyiyim. Bozuk erleri sorguya. Hadi gel. Ya hayır ya. Gel, ya gel. Abi. Kalk. Gel bakayım. Gel, gel. Oğlum sen bizden kaçabileceğini, bizi kandırabileceğini mi zannettin? Sorguya yürü. Hadi. Yürü sorguya. Ya ben daha kaç kere söyleyeceğim? Allah'ıma Kur'an'ıma ben muhbirlik etmedim. Baba, yemenizi yedim, suyunuzu içtim, emenizi yedim, kuzunu aldım. Ben nasıl böyle bir şey yaparım? Sus! Cevap ver bana. Niye ispiyonladın bizi, niye içine? Baba ben ispiyonlamadım. Sus! Cevap verme bana. Dayı haydi konuşsana, susmak ikrardandır de haydi konuş. Lan diyorum ya işte. Sus cevap verme bize. Oğlum niye susuyorsun? Cevap ver bana. Ya delendiniz inşallah. Vereyim mi vermeyeyim mi cevap? Sus cevap verme babama. Cevap ver bana. Verme babama. Ver bana. Versene babama. Ver, versene. Ver babama çabuk. Verme bana. Ver. Baba sersem oldum ama. Allah'ıma boşuna günahım alıyorsunuz. Hala inkar ediyorsun öyle mi? Ama ve lakin ben seni konuşturmasını çok iyi bilirim. Ne edeceksiniz bana? Bana ne edeceksiniz? Cevap verin bana! Cevap vermeyelim ona. Ay ağzını aç. Ayıp! Ayıp! Gör oğlum! Gözüme kaçsın! Allah! Çok sıktın Dünür'üm benim. Çok sıktın ya. E sen de öyle. Bak şu anda midem yanıyor ya. Haydi bir daha. Benim tansiyonum düştü galiba. Aman dedem otur. Ya bak hele siz bana mı işkence ediyorsunuz yoksa kendinize mi? Sana oğlum sana. Lan oğlum azıcık tuz katıp bana da yollayın. Gavur musunuz lan yağlı ballı yiyiniz? Çok severim limonu biliyor musun? Anlaşıldı. İkinci etaba biraz daha erken gel çocuğum. İkinci etap derken ha? Müsellem 220. Ne? Verdim gitti. Hadi dayıcığım hadi. Kendini de bizi de kurtar bu işten. İtiraf et. Sattım sizi de haydi. Ölmüş babamın üstüne yemin içerim ki satmadım. 300 Müsellem 300. Ver oğlum ver. Ver amca ver. Konuşmuyorsun hemen, öyle mi? 500. Dünürüm, biraz fazla olmaz mı? Olmaz benim dünürüm, olmaz. O kendi kaşındı. 500 Müsellem. Bunu sen istedin paran. Verdin gitti. Ana. Sen Allah dur çocuk. Lan dur. Dayıcığım bak son kez soruyorum. Sattın mı? Satmadın mı? Sa-
Satmadım. Satmadım. O vakit sıra üçüncü etapta. Maalesef. Bak bak. Satmadım. Gördünüz mü o ağa bozuntusu nasıl da mosmor oldu? Hem de en mosmorundan. Kendiniz mi artık tarihe gömecek? Tarihe! Ya yine de o kadar ağır konuşmayak bence. Başkanım. He canım. Centilmence bir rekabet olsun yeter. Yetmez. Yetmez. Ağa bozuntusunu var ya sürüm sürüm süründürecek daha. Erkeklere bu dünyayı dar edeceğiz. Erkeklere değil, oğlara da bu dünyanın kime ait olduğunu göstereceğiz. Afet, kız bunların gözü dönmüş. Hiç sesini çıkartma aslanım. Vallahi erkek kontenjanında seni de harcayı verirler ha. Bana bak, Baran ağa. İnkar etmeye devam edecek olursan... Tek bir hamlemle bıyıklarına veda edersin. Baba, ben inkar etmiyorum ki. Allah'ıma korarım, ben muhbirlik etmedim. Doğru söylüyorum. Öyle mi? Peki, o vakit seni hakikatlerle yüzleştireyim mi? Kendi hakikatlerinle. Hı? Çıkarın. Bakamıyorum. Bak. Bak diyorum. Bak da gör. İşte sonun böyle olacak Baran ağa. Razı mısın? Baba kurban olayım yapma. Elini eteğini öptüm ki ben yapmadım diyorum. O vakit bunu sen istedin. Ya Allah! Şirli bir gözüne bin ki ben yapmadım. İnandım. İnandım lan sana. Eğer ki bıyıklarından vazgeçmeyi göze aldıysa... ...bu muhbirlik yapmış olamaz. Tamam da baba kim yaptı o zaman? Ha, o vakit bizi satan kim ki ne? Vallahi bu işten kimin en fazla çıkarı varsa o sattı bizi. Oğlum senden çok kimin çıkarı olacak ki? Kaan'ın. Ne? Aa, üstüme iyilik sağlık. O ne demek be? Bir tarafta anam, bir tarafta baban lan. İkisini birden idare etmediğin ne malum? Bir dakika dayıcığım, senin bu yaptığına vallahi hedef şaşırtmak, üste çıkmak, hatta zeytinyağı gibi üste çıkmak derler. Günah be, ne diyorsun? Baba, bak hele orası burası ara oynuyor. Çünkü telaşlandı. Ne oldu lan? Yusuf, Yusuf attı. Bir dakika, bir dakika. Ben anlamış bulunuyorum. Muhbir burada değil. Oh benim babam, ver o elini öpeyim. Bana inandın, bana güvendin, sağ olasın. Ben sana inandım, güvendim. O sebepten de seni bu konaktan kovuyorum. Aa yine ne? Baba ne diyorsun ya, Allah Allah. Maaşına zam, işine son mu diyorsun, ne diyorsun? Ben öyle demiyorum. Ben diyorum ki ne? Daha işin yeni başlıyor. Seni bu konaktan kovuyorum. Daha ananın konağına kadar yolun var diyorum. Baba ben konağa falan gidemem. Orada Nazgül var, beni parça pinçik eder. Hiçbir şey edemez. Konağa gideceksin. Herkeşlerle aranı düzeltip oradaki muhbirin kim olduğunu öğreneceksin. Yani içerideki benim ajanım olacaksın. İçerideki derken ne? İçeride. Show TV. Geçen sene. Bildin. Vallahi ben hep Zahide Yetiş'e bakıyordum benim babam.